Yaşasın kadın dayanışması. Erkek vuruyor, devlet koruyor. 23 Ekim 2023 tarihinde bir erkeğin pompalı tüfekle 6 el ateş etmesi sonucu 23 yaşındaki intern doktor Nida Nur Nergis vücudunun birçok yerinden ciddi yaralar alıp hayati tehlike yaşadı. Ve saldırı günü ameliyatla bir bacağı diz üzerinden ampute edildi. Diğer bacağını kaybetme riski yüksek olduğundan görev yaptığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde birçok ameliyat geçirdi. Bugün 2 Nisan 2024 ve biz kadınlar intern doktor Nida Nur Nergis'in vurulmasının ikinci duruşması için Mersin Adliyesi önündeyiz. Kadınlara karşı şiddetin temel sebebini toplumsal cinsiyet eşitsizliği olarak tanımlayan İstanbul Sözleşmesi'nden 20 Mart 2021 tarihinde hukuksuz bir çıkışla sözleşmenin şiddetle mücadelede devlete yüklediği önceleyici sorumluluklar da terk edildi. Bir günde 8 kadın cinayeti haberi alıyoruz. Hukuksuz çıkış kararı potansiyel failleri cesaretlendirdi, şiddet arttı. Yargı felç, adalet rafta, cezasızlık normalleşti, şiddetle mücadele gücü devre dışı bırakıldı. Kadınlara karşı işlenen suçların yargılanmasında faile uygulanan iyi hal, haksız tahrik gibi ceza indirimlerinin şiddetin artarak devam etmesindeki etkisini yüzlerce örnekle yıllardır anlatıyoruz. Cezasızlık politikalarının özellikle son 3 yılda getirildiği durum ise failleri değil, mağdurları cezalandırmaya dönüştü. Şiddet failleri yakalansa da mahkemelerde verilen ceza mecliste infaz düzenlemesi adı altında affedildi. Kadın katilleri ve tecavüzciler salıverildi. Cezasızlık bu suçları körüklüyor. 31 Temmuz 2023'te yürürlüğe giren yeni infaz yasası ile toplum vicdanında çok derin yaralar açan suçlar da dahil. Cinayet, tecavüz, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, insan ticareti gibi suçlar suç olmaktan çıkarıldı. Bu düzenlemeden sonra hukuk literatürüne ve Google arama motoruna yatarı ne kadar deyimi eklendi. Örneğin 9 yıl ceza alan bir suçlu kapalı cezaevinde sadece 1 ay kaldı. Yargının felç edilmesi, adaletsizlik ve hukuksuzluk her alanda, toplumda tüm vatandaşları, özellikle de kadınları hakkını aramak ve yasalardan yararlanmaktan alıkoyuyor. Suç iklimini besliyor. Haksız tahrik indirimlerine cezasızlığa tahammülümüz yok. Failleri cezasızlıkla ödüllendirmeyin. Fail indirimsiz cezalandırılana toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelede caydırıcı ve etkili bir yargı kararı alınana kadar sürecin takipçisi olacağız. Gerçek adalet sağlanana dek buradayız. Erkek!